O yok, dikkat buraya. Bunu 3 sene önce. Evet sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim, hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Neredeyiz? İzmir Ayrancılar'dayız. İzmir Ayrancılar nerede diye soracak olursanız arkadaşlar, İzmir Ayrancılar Torbalı ilçesinin ve İzmir arasında bulunan kentimize Ayrancılar deniliyor. İlçe değil ama İzmir'e bağlı bir ilçeye kadar nüfusu var diyebiliriz. Ve her taraftan da bilinen bir yerimiz. Müfit abimizin yanındayız. Müfit abimiz İldo Frans. Hayvancılık yapıyor, damızlık hayvancılığına dayalı olarak hayvancılık yapıyor arkadaşlar. Şimdi Müfit abimize geçmeden önce de her zaman dedim, bizi destek amaçlı kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz sevinirim. Şimdi hep birlikte geçelim Müfit abi. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam Ceyhan. Abi geldin. Hayırlı bereketli günlerin olsun. Ol, hoş bulduk abi. Olsun, teşekkür başta ederim. Beni kabul ettiğin için Allah razı olsun. Ne teşekkür demek, ederim. Evet. Şimdi seni tanımayanlar için, gerçi sizin de ilk defa bir videomuz oluyor, evet, çekiyoruz. Kendini bir tanıtırsan izleyicilerimize sevinirim abi. Ceyhan'cığım öncelikle sana teşekkür ediyoruz. Eyvallah, rica ederim çok abi. Çok iyi programlar yapıyorsun. Teşekkürler abi. Türk hayvancılığına destek oluyorsun. Programlarını izliyoruz. Geçenlerde de deprem bölgesine yardımlar eyvallah, yaptın. Teşekkürler inşallah. Allah kabul etsin inşallah. O da çok önemliydi. Şimdi oraya yardıma gittik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesin dualarını ve hayırlarını kabul eder inşallah. Ölmüşlerimize Allah-u Teala'dan rahmet, yaralılarımıza şifa ve yakınlarına arkadaşlar sabır diliyoruz. Orada biz sadece fiziken oradaydık. Gerekli tavsiyeyi arkadaşlarımız, takipçilerimiz verdiler, sağ olsunlar. Tabii, eksik sayende, olmayın. Sayende, Allah-u Teala sizin de hayırlarınızı kabul eder inşallah. Abi, siz de destekte bulundunuz. Herkes yaptı. Evet. Eyvallah abi. Şimdi seni tanıyalım abi. Ceyhan'cığım ben ziraat mühendisiyim. Ege Üniversitesi'nde mezunum. Zooteknistim. 35 yıldır hayvancılık yapıyorum. Ama bunu ben tavukçuluk olarak yaptım. Özel bir firmanın satış müdürüyüm. Hala da devam ediyorum. Ama tavuk dedik ki biraz da koyunculuk yapalım. Bundan hep kanat olmaz. Hep kanat olmasın dedik. Biraz da koyunculuğa dönelim dedik. Çok da zevk aldık bu işten. Evet abi. 3 senedir yapıyorum ben. Bir ırk seçimi yaptık. Ile de France getirdik. Çok da memnunuz Ile de France'dan. İlk önce hobi olarak başladık tabii. Ama sonra baktık işler büyüyor. İnsanların ilgisi çok fazla evet, oluyor. Evet. Şaşırdık bu ilgiye. Demek ki ülkenin bu ırka ihtiyacı varmış. Çok hızlı kilo alıyor. 4 ayda 50 kilolara ulaşıyoruz. Bu tabi önemli bir yemin eti. Dönüşümü çok fazla bu ırkta. Evet. Bu da çok karlı. Rakamlar büyüdü. Şimdi 100 başa ulaştık. Evet. Çok memnunuz. Devam ediyoruz. Sana bu önce konuştuğumuz gibi fazla da hesap yapmadık şu ana şimdi, kadar. Evet abi. Çünkü yem fiyatları çok yüksekti. Aynen, onlar et fiyatları düşüktü. Evet. Hesap yapmadık ama baktık ki şimdi işler değişti. Rakamlar büyüyünce evet, artık hesap yapacağız. Aynen. Biraz para görmeye başladık. Onlara geçeceğiz abi. Şimdi size soruyu sorayım. Şimdi biz İzmir'deyiz abi. Evet. İzmir dinince koyunculukta herkesin aklına sakız geliyor. Şimdi bir sakızdan da bahsedelim. Örneğin mesela ki bu kadar ırk dururken niye İldo Frans? Bunun tayrovası var, kıvırcığı var, sakızı var, lakunu var, süt koyunculuğu, ondan sonra şeyler var. İsim aklıma gelmiyor. Tabii. Bizim ibesi var süt olarak. O da yapılabilir. Diğer ırklar var. Niye İldo Frans abi? Şimdi sönmezi var. Dediğin gibi çok kaliteli yerli ırklarımız da var. Evet. Karacabey Merinosu. Evet. Bir Anadolu Merinosu. Bunlar da etçi olarak çok iyi ırklar. Ama yerli ırklarımız, mesela sakız ırkımız bu bölgede evet, çok önemli bir ırk. Popüler hem, bir ırk. Popüler. Hem güzel bir hayvan. Aynen güzel bir hayvan. Narin bir hayvan. Narin. Görselli olarak. Çok görselli de çok güzel. Boylu, ayaklı bir hayvan. Verimli de, süt verimi de yüksek. Ama saf ırk bulmak artık zorlaştı. Yani ırklar kırıldı. Evet abi, dediğin gibi ırkları kırdık. Biz daha güzelini yapalım derken herhalde bir hata sonucu ırkı kaybettik. Özellikle sakızdan bahsediyoruz. Evet, yani tabii bu Ile de France bunların koçlarını da yerli ırklarda kullanıyorlar. Evet. Çok da başarılı oluyorlar. Birçok Merinoslarda Ile de France koçları kullandığımızda yavrularda iyi sonuçlar alıyoruz. Ile de France dediğimiz gibi yemin ete dönüşümünü çok fazla şey yapabiliyor. Kondisyon olarak tam ortalarda hani 2,5-3'lerde
Bunlar tam şişirmemişsin, besiye almamışsın. Bunun bir nedeni var mı abi? Ya tabii ilk zamanlar Ildefrans ne verirseniz yiyor. Çok hızlı yiyor. Çok da iyi kilo alıyor. Tabii damızlıklar için bu iyi olmuyor. Çok prolapsus yani iş çıkmaları yaşadık. Koça gelmemeler yaşadık. Fazla beslemekten dolayı. Şimdi daha temkinli davranıyoruz. Daha az besliyoruz. Evet. Ki bu sorunları yaşamayalım. İkizlik oranları da gayet iyi. 1.6-1.7 gibi ikizlik oranları alıyoruz. İkizli, üçüzleri tabii ayrı beslemekte fayda var herkes için Tabii söylüyorum. tabii aynen. Onu yapıyoruz. Memnunuz Île-de-France'tan. Herkese de tavsiye ediyoruz. Bu bölgeye, buradaki koyuncu arkadaşlara satıyoruz. Hem koçluk satıyoruz hem dişi satıyoruz. Onlardaki gelişimleri de takip ediyoruz. Evet abi. Her konuda destek oluyoruz. Destek olmaya da devam edeceğiz. Abi ayrıca sana teşekkür ediyorum. Hatta geçenlerde kuzu da satmışsın. Bayağı uyguna Evet. sattın. Size sorduğumuzda işte niye uyguna sattın? Herkes bu ırkı bilsin, tanısın, bu ırktan yapsın dediniz. Onun için bir kez daha teşekkür ederim sana abi. Bir de Rica fazla ederim. yemlemenin zararları abi. Tamam koça geliyor hayvan, koça geliyor da döl tutmuyor. Döl tutmuyor, Yani doğru. gebelik gerçekleşmiyor. Evet, maalesef, doğru. Yani yağlı hayvan döl tutmuyor. Onu da bilelim. Müfit abimiz o yüzden hayvanı biraz ortada bırakmış. Yani tam olarak şişirmemiş. Yani damızlık hayvanı şişirmenin avantajı değil, dezavantajı olur abi. Şey merak ettim abim. İkizlik oranından bahsettik. Senin anaçlar mıydı bunlar? Tohumlar dahil miydi ikizlik oranında? Tabii ikizlik oranında ilk gebeliklerde ikizlik oranı fazla olmuyor. Evet. Ama 2 yaşında, 3 yaşında ikinci doğumu, üçüncü doğumu ikizlikler çok daha yüksek oluyor tabii ki. Tabii. Senin koçların da var diğer tarafında. Onları da çekeceğiz. Zaten başta koçların görselleri falan var. Arkadaşlarımız bilir. Ve inşallah bir gün güzel bir havada gelir seni buraya abi. Bir de Mera'da bir çekim Çok yaparız. beklerim, çok. Yaklaşık bir ay oldu. Bugün gidelim, yarın gidelim. Bir sürü fırsatımız olmadı bir Ne zaman türlü. istersiniz? Herkese kapımız açık. Herkes Teşekkür gelip ederim. görebilir bu ırkı. Burada Müfit abi. incelebilir. Alışveriş şart değil tabii ki. Tamam. Mehmet şöyle bir çeker misin? Hayvanlara bak ne güzel yemler yiyor. İştahları yerinde. Abi ilgimi çeken şu ızgara sistemi abi. Evet, ızgara sistemini yeni yaptık. Evet abi. Çok da memnunuz. Hayvanlar çamurun, pisliğin içinde yatmıyor. Yünleri kirlenmiyor. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Çok da hesaplı yaptık bunu. Çamdan yaptık, çam ağacından. Evet. Aralıklar 1,5 santimetre. Genişlikleri 5-6 santimetre civarında. Ağacın kalınlığı 2 santim veya 3 santim olabilir. Yerden yarım metre yükseklikte. 50 Portatif santim bunlar. var. Evet. Kalkabiliyor. Altı temizlenebiliyor. Ben 6 ay, 7 ay buranın dolacağını tahmin etmiyorum. Dolmaz burası abi. Dolmaz. Şimdi 50 santimden bahsediyorsak dolmaz. Çünkü hayvan kalabalık değil burada abi. Burası 84 metrekare. Bunun maliyeti 17 bin lira civarında. Abi 85 metrekare diyelim. 85 metrekare 17 bin liraya mal olunabiliyor mu abi? Ağacı İşçilik dahil mi abi? ve şeyi bu Profil, altındaki profilleri profilleri var. Yani 3-4 bin lirada işçilik tutarsa diyelim ki 20-21 bin liraya burası halloluyor. Abi bu bir tabakalı değil mi şu anda? Bunun bir tabakası kaç metrekare abi? Bu 1.40'a 1.40. 1.40'a 1.40. Bir tabakası 1.40'a 1.40 1.40'a oluyor değil 1.40 mi abi? evet. Temizlemek istediğin zaman da söküyorsun burayı, bir kenara koyuyorsun. Traktörle veya el arabasıyla bir Yani şu şekilde yani parça parça açılıp şu taraftan çıkıyor. buradan Mehmet çıkıyor. şöyle bir göstersen şuradan çıkıp zaten senin orada regres tarlan var abi. Evet. Gübre olarak tarlaya gitmiş oluyor. Yani Tabii gübre gübreyi de burada kullanmış buradan oluyoruz. kullanmış Tekrar hayvanları Aynen yedireyim. tekrar hayvanlara Böyle bir yediriyoruz abi. dönüşüm oluyor. Çok iyi. Valla çok güzel bir şey yapmışsın abi. Bu önemli. Bu gerçekten ızgara sistemi Valla Müfit abi koyunculukta önemli. başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum yani bu Ceyhan. kadar hem de çok hayvancılığın zor olduğu döneminde başladın hayvancılığa ve pes etmedin devam ettin Valla dediğim gibi hesap yapsaydık pes ederdik herhalde ama aynen fazla hesap gözümüzü kapattık artık. Ama hesap bundan sonra yapmamaya özen inşallah gösterdin abi yani 2 sene zaten bu işlerde pek para kazanılmıyor. Ancak iki aynen sene sonra yavaş yavaş para dönmeye başlıyor. abi şimdi kuzuların ve koçların olduğu bölüme gidelim mi? Tamam gidelim beraberce dolaşalım. Koçlarımız bunlar herhalde. Evet burada en yaşlı koçumuz 3 yaşında.
En yaşlı koçumuz. Evet. 3 yaşında. 2 yaşında olan var. 1 yani, yaşında olan var. Genç koçumuz diyebiliriz abi ona da. Yaşlı evet, dedin. Yani. Şu mu abi 3 yaşında olan? Evet. Diğerleri daha yeni tokullar. Tabii. Ya yeni kırklık bunları. Tabii pek göstermiyor kendini. Şimdi ben ona değinecektim abi. Şu an kırkım için erken diyebileceğimiz bir mevsimdeyiz. Yani şimdi İzmir için çok şey değil. İzmir bundan sonra 17 derecenin altına düşmez sıcaklıklar. Düşmez aynen. Bu hayvanı pek her ırkı şeye, her mevsime, her iklime uygun bir hayvan. Çok sıcağı da, çok soğuğa da dayanıklı. Her evet. bölgede olabilecek bir ırk. O yüzden sıkıntı görmedik. Sıkıntı yok. Hayvanlar zaten kondisyonları olsun güzel, diksiyonları falan güzel. Yani soğuk pek etkilemez. Bir de abi sen çadıra da hayran kaldın diyebilirim. Terleme yapmamış bir şey yapmıyor. Yapmıyor. Evet. Memnunuz çadırdan biz de. Abi çadır maliyetin ne oldu senin ya? Valla bu tabii 3 sene önceki fiyat. Bunun fiyatı 25 bin liraydı. Evet. Şu andaki fiyatları bilemiyorum. Burası 14'e 20 metre. Buraya ızgara yapmayı düşünüyorum abi. Buraya da ızgara yapacağız. Buraya da yapacağız abi değil mi? Tabii kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bunlar da erkek kuzularımız değil mi abi? Evet erkek kuzularımız bunlar. Bunlar kaç aylık abi? 4 aylık bunlar. Bunlar 4 aylık. Bunların dişileri satıldı. Dişleri satıldı, erkekleri kaldı. Sen bunları abi damızlık olarak satacaksın herhalde. Evet damızlık olacaklar. Kendimize ayıracaklarımız da var. Burada var değil mi? Kendi ayıracaksın. Şu anda 50 kilo civarında bunlar. Canlı ağırlıkları. Evet canlı arkadaşlar ağırlıklı. Ufak görünebilirler ama bunlar birer piknik tüpü diyebiliriz abi. Evet, mutfak tüpü diyebiliriz. Evet. Yani biz, dolu yani bunlar. Yani kısa bacaklı olması bizim için kalın ve kısa bacaklı bizim için ideal hayvanlar. Bize etleri lazım. Tabii. Kemikleri değil abi. Evet. Bu dişileri de abi kendine bıraktın herhalde. Evet, 4 adet dişim var abi. Var. Bunlar da bunlar kaç aylık? 4 aylık bunlar. 4 aylık. Arkadaşlar bunların içinden güzelleri seçilmiş diyebiliriz. Evet. Abimiz bunları sattı. 4 aylık olanları kaldı işte bu 4'ü kaldı. Bunlar da toplarımızı değil mi abi? Evet. Bunlarda gebelik falan var mı? Bunlar gebe, hepsi gebe. Bunlar gebe, hepsi gebe. Burası da regrasın abi. Regrasın. Kaç dönüm regrasın var abi? 6 dönüm regrasımız var. 6 dönüm regrasın var. Hayvanları sağlıyorsun. Evet. Biçiyor mu abi şunu kışa hazırlık için? Hiç biçtiğin oluyor mu? Ya da ilk defa mı? Yani ilkini biçeceğiz. Evet. İlk yani ilk biçim yapacağız. Onu ayıracağız. Ondan sonra artık sulayıp. Sulayıp dökeceğiz. Hayvanları salacağız oraya. Abi bu regrastan memnunuz ya. Yani. Memnunsun abi. Güzel zaten. Regras olmadan koyunculuk olmaz abi. Tarla olmadan olmaz. Koyunculuk olmaz. Bunların yaşları nedir? Ayları kaçtır abi bunların? Kaç aylıktır bunlar? Vallahi burada 1 yaşında da var. 2 yaşında da var. Yani kaç aylık gebe bunlar abi? Yeni herhalde bunlar. Bunlar 2 aylık. 2 aylık gebelikleri aylık var. Aylık kaç adet var burada toklu? Burada 30 tane var. 30-40 yani, tane var belki de. Evet. 30 adet anaç adaylarımız var diyoruz değil evet, mi abi? Evet. Maşallah. İnşallah hayırlı bir şekilde kuzularını alırsın abi. İnşallah. Ve arkadaşlar size de sözümüz olsun. Şu çamur falan bitsin. Bir havalar düzelsin. Şurada görmüş olduğunuz merada da güzel bir çekim yaparız. İnşallah. Yenge de gelir inşallah. İnşallah bize inşallah. Eşlik eder. İnşallah. Çünkü yani, yengenin de tavkesi olmasa tek başına bu işin mümkün değil. Yani üstesinden gelemezsin abi. Ailecek sevilmek durumunda sevilmezse olmaz. Yani yenge bir dese ben hayvancılık yapmak istemiyorum. Ya da eve gittiğinde kokuyorsun dese mümkün değil. Bu sefer Île de France'dan hemen acilen satılık aldı. Bir satılık videoları yaparsın. Tabii bu sevgi işi yani. Sevgi işi. Abi gerçekten takdir ediyorum ben sizi yengeyi de seni de gerçekten abi. Sağ olun. Yani başkası olsa hayatta bu işlere bulaşmayabilir. Evet. Çünkü yaşınız da gelmiş. Yaş gelmişken emeklisiniz artık. Tabii yani, emekliyiz. Gezilebilecek yaşa geldiniz artık. Bana ne bundan sonra dünyadan diyebilip de vallahi sadece gezebilirdiniz. Evet. Ve haneden üretim yapmaya çalışıyorsunuz. Vatana, millete faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Ya sizi bir kez daha takdir ediyorum vallahi abi. Teşekkür ederim. Sağ eyvallah rica ederim abi. Sağ ol. Peki Müfit abim. Şimdi bunlar 4 aylık kuzularımız. Damızlık adayları. İsteyen damızlık yapar. İsteyen de vallahi Île de France'ın eti güzel ben yemek istiyorum diyebilir. Ama bize göre öncelik olarak et yemekten önce bir damızlık yapalım, üretelim. Ondan sonra hep birlikte yiyelim değil mi abi? Evet, aynen öyle. Doğru. Şimdi abi bunlara bir alıcı çıkarsa, ben bir adet, iki adet veya üç adet veya hepsini almak istiyorum diyen arkadaşlarımız varsa, şu an bunlar satılık mı veya hemen satabilir miyiz? Satabiliriz tabii. Yani kendimize ayırmayı da düşünüyorduk ama beğenen arkadaşlara verebiliriz. Yeter ki bölgede güzel aynen. hayvanlar, güzel koşullar dağılsın. Satılıktır tabii, hepsi satılabilir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu anda işte hayvan
giriş çıkışları yasak olduğu için il dışından yazabilirsiniz. Şimdi olmaz. 10 gün sonra olur ve yasaklar kalktıktan sonra olur. Yine ulaştırabiliriz, sizlerle konuşabiliriz. Yakında arkadaşlarımız varsa onlar buradan alabilirler. Evet Müfit abi, şu anda yapmış olduğun bir rasyon var mı, yoksa hemen ne bulursak onu veriyoruz? Yani şimdi tabii şeyin 2 kilo günlük 2 kilo hayvan başına yem, kuru yem veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Mesela süt veren hayvanlara süt yemi ve yonca ile birlikte saman karıştırıp veriyoruz. Evet. Yani sabah ve akşam 2 defa, günde 2 defa yemliyoruz. Ve meraya sağlıyorsun tabii ki de. Meraya da sağlıyoruz. Kuzularımızı, genç kuzularımızı kuzu başlangıç yemiyle başlayıp sonra kuzu büyütmeye dönüyoruz. Onlar böyle serbest yonca yiyorlar aynı zamanda. Evet. Böyle yani. Evet abim. Bir videonun daha sonlarına doğru geliyoruz. Eklemek istediğin bir şey var mı abim? Abi herkese hayırlı işler diliyorum. Eyvallah, teşekkürler abim. Sana da çok teşekkür ederiz. Eyvallah, sağ rica ederim abim, inşallah. Şimdi Allah razı olsun. Seni bulmak kolay olmadı. Halbuki tam yanımdasın. Ayrancı'dasın. Aramızda 4 kilometre mesafe evet. var. Ama nedense geç ulaştım sana abi. Ben de yoğunum tabii. Olduğunu biliyordum çünkü yoğunluktan dolayı, başka işlerden dolayı. Tam gelecektim, bizim işler çıktı. Deprem oldu. Doğru. Şu oldu, bu oldu. Uzadı da uzadı. Bugün de yağmurlu bir günde geldik. İçeride çekim yapmak zorunda kaldık. Sağ ol. O yüzden izleyici arkadaşlarımıza söz verdik. Mera'da inşallah yenge de olacak. Tekrar. Güzel bir video yaparız. İnşallah. Onu yapmadan önce de sizlerden ricam abi. İşte hayvan günlük kaç gram yemesi gerekiyor veya kaç gram yiyor, ne kadar yonca gidiyor, bir hayvanın günlük maliyeti ve bize bu hayvanın kazancı lazım abi. İnşallah kazanırsak ondan. İnşallah. Şimdiye İnşallah kadar kazanıyoruzdur yani, bilmiyoruz çünkü. Öyle bir hesap yapmamışsın ama senden ricam abi, öyle bir hesap yapman. Çünkü bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. Hatta yapmak isteyen arkadaşlarımız için ve kendim için de seni takip ediyor olacağım abi. Tamam, ne güzel. Ne yani güzel. Seni takip ediyor olacağım. Onun bir cetvelini falan tutarsan, bir muhasebesini tutarsan sevinirim abi. Tamam, örnek alalım, herkese bir hesap gösterelim. Aynen abi. Yani şu hayvandan bu kadar para kazandım, bu kadar zarar ettim. Ya da şunu yapsaydım daha para kazanırdım. Yemimizi tabii ki toptan alacağız, zamanda alacağız. Bir sonraki videoda bunlara değineceğiz, değinebildiğimiz kadar da. Seni takip ediyor olacağız. Tamam, o yüzden de abi. Çok sevinirim. Eyvallah abi. Teşekkür ederim Ceyhan. Eyvallah, rica ederim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak takipte kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.